milletin hakkının, hukukunun 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 12 Mart'ta, 28 Şubat'ta nasıl gasp edildiğinin tarihidir. O yüzden bizim milletimiz demokrasi mücadelesi nedir? Demokratik iradeye sahip çıkmak nedir? Bunu en iyi bilen millettir. Bu uğurda bir başbakanı şehit vermiş ama yine de demokrasi yürüyüşünden zerre kadar geri adım atmamıştır. Sizlerle 10 yılda hep beraber uzun bir yol yürüdük. İçinizde tanıdıklarımız, tanımadıklarımız. Bu meydanın en önünde duranlardan en arkasında duranlara kadar sizinle 10 yılda 100 yıllık bir tarihin yolunu beraber yürüdük. Şimdi burada bakın, Türkiye bayrağı var, Almanya bayrağı var, Kosova bayrağı var, Filistin bayrağı var. Coğrafyamızın, tüm coğrafyamızın, tüm medeniyet havzamızın bayrakları burada. Avrupa bayrakları var, Orta Doğu'daki kardeşlerimizin bayrakları var, Afrika'daki kardeşlerimizin bayrakları var. Bu meydan, bu bayraklarla, bu çağrıyla ne demek istiyor? Diyor ki, biz insanlığın olduğu her yerde hakkı, hukuku, vicdanı ve ahlakı savunmak üzere bu meydanda toplandık. Şimdi sizler, sizin babalarınız, sizin dedeleriniz yıllar boyunca kendi değerlerine uygun Türkiye'mizi ayakta tutacak, ülkemizi dünyada bir güç haline getirecek bir demokrasi mücadelesi verdiler. Ama aylar, yıllar, ne zaman bu demokrasi mücadelesi Türkiye'yi ayağa kaldırmak durumuna geldiğinde bir de ne gördük ki? Milletin adamlarına karşı cuntaların adamları, darbelerin adamları, sizin dedelerinizin, sizin babalarınızın emeğini, milli iradesini, alın terini, göz nurunu çaldılar. Ve sizler bu büyük yürüyüşle demokrasi mücadelesinden hiç vazgeçmeyerek bundan 10 yıl önce daha dirayetli, daha büyük bir iradeye, daha büyük bir azim ve kararlılığa sahip olarak yepyeni bir siyasi ivme başlattınız. AK Parti'yi iktidara getirdiniz. Bakın, sizin kendi iradenizin, kendi Türkiye vizyonunuzun eseri olarak ortaya çıkan AK Parti yine aynı komplolarla, aynı kumpaslarla karşı karşıya kalmaya bırakıldı. Darbe tezgahları, junta tezgahları, suikast teşebbüsleri, bütün bunlarla sizlerin emeğini, sizlerin oyunu, sizlerin sandığını, sizlerin demokrasisini çalmaya kalktılar. Ama siz genel başkanımıza, başbakanımıza ve AK Parti kadrolarına şu mesajı verdiniz. Dediniz ki, sakın geri adım atmayın. Biz oyumuzun arkasındayız, demokrasinin arkasındayız. Siz de geri adım atmayın dediniz. Ve sonuçta sizin ortaya koyduğunuz bu büyük iradeyle, sizin ortaya koyduğunuz bu dirayetle AK Parti kadroları, başbakanımızın, genel başkanımızın liderliğinde bu yolda darbelere, cuntalara, milli iradeyi gasp etmek isteyenlere, sizin hakkınızı, hukukunuzu, çocuklarınızın geleceğini çalmak isteyenlere karşı geri adım atmadı, yolunu yürüdü ve bugünlere hep beraber geldik. Aslında biliyor musunuz? Bizler, bakanlar, milletvekilleri, bizler sadece vitrinin ön tarafında duran, isimleri bilinen insanlarız. Halbuki Türkiye'de ne varsa,
Türkiye bugün hangi aşamaya ulaşmışsa bizlerin değil, en başta bu en arkada durup da bayrak sallayanlar var ya, onların ve hepinizin eseridir. Herkes şunu bilsin. Milletin iradesini demokratik usuller dışında bir takım junta faaliyetleri, darbe faaliyetleriyle çalmanın dönemi bitmiştir. Millet kendi iradesine sahip çıkacak kadar kendi ister. Milli iradeyi ayakta tutmak için, demokrasiyi ayakta tutmak için bu yürüyüşten vazgeçmediniz. Bu meydanları doldurduğunuz gibi Türkiye'de ve dünyada birçok meydanı doldurmaya devam ettiniz. Bu meydanlar başka meydanlarla birleşti. Onlar başkalarıyla birleşti. Ve büyük bir demokrasi okyanusu olarak bütün bir Türkiye'yi avucunun içine aldı. Ve 2002'de ne yaptınız siz? Kendi iradenizi, kendi vizyonunuzu tahakkuk ettirmek için AK Parti'yi iktidar yaptınız. Yine AK Parti'ye karşı da bir sürü darbe tezgahı, junta tezgahı, AK Parti liderliğine karşı suikast teşebbüsleri, hepsini hep beraber yaşadık. Ama biz şunu biliyoruz. Önce Allah, sonra millet. Eğer inanırsan ve bilirsen ki önce Allah var, sonra millet var, kimse seni yolundan çeviremez. Şimdi ne yaptılar? Ne yaptılar? Akıllarınca AK Parti'yi kapatmaya kalktılar. AK Parti'ye karşı kapatma davası açtılar. Üstelik kapatma davasına delil olarak sunulanların gerçek delil olmadığı, sadece Google'dan arama dava geçtikten sonra çok daha açık bir şekilde görüldü. Peki o kapatma davası Türkiye'ye milyarlarca dolar kaybettirdi. Türkiye'ye dış politikada zaman kaybettirdi. Demokratikleşmede zaman kaybettirdi. Ve sonra ne oldu? Netice itibariyle sizin bu çelik desteğiniz, bu sağlam desteğiniz, bu güçlü iradeniz, bu dirayetli duruşunuz sayesinde AK Parti o kapatma davasını da açtı. Arkasından 27 Nisan arkasından 27 Nisan bildirisi denilen bir bildiriyle hükümete geri adım attıracaklarını zannettiler. Ama ne bütün Türkiye Cumhuriyeti tarihi içerisinde, hatta son 250 yıllık tarihimiz içerisinde bir tek AK Parti iktidarı kendi iradesine, milletin iradesine sınır çekmeye kalkanlara, ortak olmaya kalkanlara sizinle birlikte dur diyerek bunu reddetti. Şimdi geldim geleli burada bu pankartlara bakıyorum.
sizlerin hissiyatını görüyorum. Şimdi çok güzel bir şekilde çağrıda bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki dik durun, eğilmeyin, bu millet sizinle. Fakat şimdi size bir sır vereceğim. Bunu ilk defa söylüyorum. Aramızda kalsın. Kimseye söylemeyin. Siz bize dik dur eğilme diyorsunuz ya. Biri çıksa bize dese ki birazcık eğilsene. Biz eğilmeyi bilmiyoruz ki. Hayatımız boyunca sizin verdiğiniz güçle hiç eğilmedik ki. Bizim töremizde eğilmek diye bir kelime yok ki. Bizim siyasi lügatımızda eğilmek diye bir kelime yok ki. Siyasi lügatlarında, siyasi zihniyetlerinde eğilmekten başka bir kelime olmayanlar, siyasi lügatında eğilmek diye bir kelime olmayan AK Parti'yi ve bu milleti anlayamazlar. Bakın sevgili kardeşlerim, bugün Türkiye dünyanın büyük ekonomilerinden biri olarak, demokrasi güçlü bir ülke olarak, dış politikada etkin bir ülke olarak sizin ortaya koyduğunuz vizyonla bu ülkeyi yöneten bir liderlik ve kadrolar sayesinde sürekli önüne bakarak ilerliyor. Ama herkes biliyor ki bu irade olmasa, sizin bu meydanları dolduran bu güçlü iradeniz olmasa bütün bunların hiçbiri gerçekleşemezdi. O yüzden hepsinin yapmak istediği şey şu: asıl gücün, asıl kuvvetin bizim birliğimiz, beraberliğimiz olduğunu biliyorlar. Onun için asıl hedefleri birliğimizi dağıtmak, dirliğimizi zayıflatmak. Ama biz bugün Düsseldorf'tan şu mesajı veriyoruz. Diyoruz ki Fas'tan Moğolistan'a kadar, Gazze'den Anadolu'nun en ücra köşesine kadar biz birliğimizi, dirliğimizi, milli iradeye olan saygımızı, milli iradeye olan bağlılığımızı Düsseldorf'ta bir kere daha teyit ediyoruz. Şimdi onun için sizinle paylaşmak istediğim bazı hususlar var. Bakın, biz AK Parti'ye gönül versin, gönül vermesin, bütün milletimizin, bütün kardeşlerimizin esenliğini, halkımızın her kesiminin kendi kimliğini hür bir biçimde yaşamasını, bu kimlikle birlikte geleceğe büyük bir iradeyle Türkiye'nin eşit, özgür yurttaşları olarak ilerlemesini istiyoruz. Bakın, o sebeple Türkiye'de AK Parti iktidarından önce Kürt kardeşlerimizin dilleri yasaklanmış, kimlikleri yasaklanmıştı. AK Parti geldi. AK Parti geldi ne dedi? AK Parti geldi şunu dedi. Dedi ki tek vatan, tek millet, tek bayrak. Bunun altında herkes kimliğini özgürce yaşayacaktır. Dilini özgürce konuşacaktır. Bizim kardeşliğimize, kimsenin bizim kardeşlerimize inkar politikası uygulamasına, kimsenin bizim kardeşlerimize karşı asimilasyon politikası uygulamasına artık AK Parti döneminde müsaade edilmeyecektir.
Ve bugün bütün bir cumhuriyet tarihi boyunca ortaya konulmamış bir cesaretle, ortaya koyulmamış bir vizyonla bugün yine Türkiye'de en büyük riskleri alarak, en büyük vizyonu ortaya koyarak AK Parti bir çözüm süreci başlatmıştır. Bunun esası nedir arkadaşlar? Bunun esası şudur. Türkiye'de herkesin kimliğini, dilini, geleneğini, töresini, ananesini rahatça, özgürce yaşayabileceği, tek bir Türkiye çatısı altında kardeşçe yaşayabileceği bir hürriyet ortamı, bir özgürlük ortamı, bir demokrasi ortamı AK Parti döneminde tesis edilmiştir. Bugün bizim karşımızda kimler var? Bugün bizim karşımızda kimler var? Bakın, karşımızdakiler düne kadar Kürt kardeşlerimizin dilini yasaklayanlar. Alevi kardeşlerimize Dersim'de katliam uygulayanlar. Bu ülkenin kız çocuklarını başörtüleri yüzünden başörtüleri var diye okullara sokmayanlar. Bu ülkenin aydınlarını fikir hürriyetini kullandı diye hapislerde çürütenler. Karşımızdakiler bunlar ve bunlar hala istiyorlar ki yasaklar gelsin, karanlık bir ortam olsun, bir gri ortam olsun da yeniden acaba darbeyle, cuntayla veyahut da başka bir dış müdahaleyle iktidar olabilir miyiz diyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü onlar şunu görmüyorlar. Onlar sizin vizyonunuzu bilmiyorlar. Onlar sizin iradenizi bilmiyorlar. Onlar eskisi gibi Sünni ile Alevi arasına, Türk ile Kürt arasına nifak sokarak ülkeyi karıştıracaklarını ve darbeyle iktidara geleceklerini zannediyorlar. Ama hepimiz biliyoruz ki o günler bitti. İşte bu meydanda Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bütün bir bayrağın altında hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz. Bakın sevgili kardeşlerim, Türkiye'de son günlerde yeni bir gündem oluşturuluyor. Sanki Türkiye'de Sünni ile Alevi arasında yeni bir çatışma varmış, yeni bir çatışma ortamı varmış gibi özellikle dış basında çok yazı okuyorsunuz. Ama bunlar tabii bizim değerlerimizi, bizim kardeşliğimizi bilmedikleri için böyle konuşuyorlar. Onlar bilmiyorlar ki Sünni de Alevi de Hazreti Ali'ye bağlıdır. Alevi de Sünni de Ehl-i Beyt'e bağlıdır. Kuşkusuz sorunlarımız var. İnsanın olduğu her yerde hata vardır, eksik vardır. Ama sizin bugün bu miting meydanında ortaya koyduğunuz iradede olduğu gibi biz diyoruz ki demokraside eksiklik varsa onun çaresi demokrasinin içindedir. Demokrasinin eksikliği varsa onun çaresi ileri demokrasidir. O sebeple demokratik protesto haklarını kullananların bizim coğrafyamızda demokratik eylemler yapan kardeşlerimizin şunu çok iyi bilmesi gerekir. Kendiniz demokratik hak ve hürriyetleri kullanırken dikkat edin. Sizin masum ve meşru eylemlerinizin
masum ve meşru gösterilerinizin arkasına saklanan o kara gözlüklü, kara kalpli, cuntayı kollayan, darbeyi kollayan güç odaklarına dikkat edin. Onlara fırsat vermeyin. Şimdi size bir sürprizim var. Şimdi yani tabii bu kadar düşük sese ve bu kadar az bayrak sallamaya o sürprizi söylemem. Daha fazlasını istiyorum. Evet. 5-10 dakika içerisinde Sayın Başbakanımız İstanbul'dan buraya bağlanarak sizlere hitap edecek. Bakın sevgili kardeşlerim, sizle konuşacağımız, paylaşacağımız, dertleşeceğimiz çok şey var. Şimdi.
hangi etnik gruba, hangi mezhebe, hangi dini aidiyete sahip olursak olalım, şunu bileceğiz. Demokrasi ve milli irade, insan hakları ve hürriyetler etrafında kenetleneceğiz ve asla bölünmeyeceğiz. İkincisi, dünyanın hangi yerinde olursa olsun, yönetimde kim varsa, partisi, kökeni, grubu, kampı önemli değil. Sandıkla meşru bir şekilde iş başına gelmişse, onun darbeyle, cuntayla, illegal yollarla görevden uzaklaştırılmasına karşı çıkacağız. Şimdi biz şunu açık ve net bir biçimde söylüyoruz. Türkiye sadece kendisinin, kendi coğrafyasının değil, bütün bir medeniyet havzasının bu değerlerine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edecektir. Türkiye'de darbe tezgahlamaya, junta tezgahlamaya çalışanlara müsaade etmediğimiz gibi bunlara başbakanımızın liderliğinde sizin desteğinizle sonuna kadar sahip çıktığımız gibi bundan sonra coğrafyamızın başka ülkelerinde de darbelere karşı olmaya, milli iradeden yana olmaya, hiçbir şekilde geri adım atmamaya ve yolumuza bu şekilde devam etmeye sizlere söz veriyoruz. Şimdi siz diyorsunuz ki dik dur, eğilme. Biz de diyoruz ki biz şunu biliyoruz. Dik durduğumuz müddetçe siz bizimlesiniz. Eğilmediğimiz müddetçe dualarınız bizimle. Zaten AK Parti kadrolarında, AK Parti kadrolarına dik dur, eğilme diyorsunuz. Ama zaten AK Parti kadroları eğilmek nedir bilmezler. Bizim lügatimizde dik durmaktan vazgeçmek yoktur. Bizim lügatimizde demokrasiden ve milli iradeden geri adım atmak yoktur. Bizim lügatimizde eğilmek yoktur kardeşlerim. Şimdi hep beraber, hep beraber şunu unutmayacağız. Hep beraber şunu unutmayacağız. Eğer biz sadece bu Düsseldorf meydanında toplananlar sadece Avrupa'ya değil, buradan Afrika'ya, Asya'ya, bütün bir medeniyet havzamıza mesaj gönderdiğimiz gibi bugün bu sıcak gelişmelerin yaşandığı günde kalplerimizin kendilerinden olduğu bütün Mısırlı kardeşlerimize, Kahire'ye de buradan selamlarımızı, Mısır halkının hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm kesimlerinin refahı için, mutluluğu için, demokrasinin yeniden Mısır'a gelmesi için, meşru cumhurbaşkanının serbest bırakılması için, meşru cumhurbaşkanının ve meşru hükümetin görevine yeniden iade edilmesi için bu irademizi buradan bir kere daha gösteriyoruz. Siz bugün bu meydanda toplanarak sadece Türkiye'de kendi ailelerinize, kendi akrabalarınıza mesaj göndermiş olmuyorsunuz. Siz inandığımız değerler adına, demokrasi adına, milli irade adına bütün bu coğrafyanın kaderine sahip çıkıyorsunuz. Bakın demin size bir şey söyledim. Dedim ki hiçbiriniz burada bir kişi fazla, bir kişi eksik olmayı önemsememezlik etmesin. Meşhur bir, şimdi hiçbiriniz tek başınıza kendi imkanlarınızla buradan Somali'ye el uzatamazsınız. Buradan uzak coğrafyalara el uzatamazsınız. Ama burada hep beraber olursanız, hep birlik içerisinde olursanız, en uzak coğrafyalara bile kendi kardeşlerinize onların ihtiyaç duyduğu anda el uzatma iradesini ortaya koyarsınız. Şimdi biz size şunu söylüyoruz kardeşlerim.
bu kadrolara dik dur eğilme diyorsunuz. Biz de diyoruz ki önce Allah sonra millet yolumuza devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'da Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız şu anda size hitap edecekler. Buradan şimdi hep beraber buradan sevgili başbakanımıza, saygıdeğer başbakanımıza hep beraber bir sevgi ve saygılarımızı sunalım. Evet, sayın başbakanımız şu anda size hitap etmek üzere başlayacaklar. Lütfen sessiz olalım. Sayın başbakanım, saygılarımızı sunuyoruz. Millet sizi bekliyor sayın başbakanım. Sevgili kardeşlerim, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar, sizleri ülkenizden, ana vatanınızdan, güzel İstanbul'umuzdan hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Almanya'nın farklı şehirlerinden, Avrupa'nın farklı şehirlerinden Düsseldorf'a toplanmış tüm kardeşlerime, tüm vatandaşlarıma aşkınız, sevdanız, ahde vefanız için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ta oralardan, Almanya'dan, ana vatanınızdaki, baba ocağınızdaki demokrasiye, istikrara, seçimle gelmiş hükümete, özellikle de bu kardeşinize sahip çıktığınız için gönlünüzle, kalbinizle Türkiye'ye sahip çıktığınız için, dualarınızla bizleri bahtiyar ettiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Avrupa Türk Demokratlar Birliği UETD'ye bu güzel buluşmayı tertip ettiği için ayrıca şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum. Keşke bugün aranızda olabilseydim. Keşke bugün coşkunuzu, heyecanınızı, aşkınızı ve sevdanızı orada Düsseldorf'ta gönül gönüle yüz yüze hissedebilseydim. Bakmayın aramızda mesafeler olduğuna. Bakmayın aramızda ekranlar olduğuna. İnanın bütün kalbimle, bütün hissiyatımla, bütün muhabbetimle şu anda oradayım. Şu anda yanınızdayım. Şu anda sizinle birlikteyim. Sizinle beraberim. Türkiye'de hükümetimize, partimize, demokrasiye karşı başlatılan çirkin gösterilerin ardından hamdolsun dünyanın birçok şehrinde destek gösterileri yapıldı. Kuala Lumpur'dan New York'a, Lahor'dan Londra'ya, Üsküp'ten Berlin'e, Saraybosna'dan Cezayir'e kadar her yerde kardeşlerimiz bize dualarını gönderdi. Ankara'da, İstanbul'da, Kayseri'de, Samsun'da, Erzurum'da milyonlarla kucaklaştık. Onların dualarını, onların desteklerini aldık. Ama bugün Almanya'da, Düsseldorf'ta terdip edilen bu miting beni çok çok fazla duygulandıran, en fazla umutlandıran miting oldu. Şu anda ekranda sizleri izliyorum. On binleri şu anda karşımda görüyorum. Siz gurbetin ne olduğunu çok ama çok iyi bilirsiniz. Siz hasretin, özlemin,
muhabbetin, kucaklaşmanın ne olduğunu çok iyi bilirsiniz. Siz orada nasıl gurbeti yaşıyorsanız, inanın bizlere de burada, kendi vatanımızda, kendi toprağımızda, ecdadımızın, şehitlerimizin emaneti olan kendi ülkemizde 10 yıllar boyunca gurbeti yaşatmak istediler. Üstad Necip Fazıl'ın deyimiyle bizi öz yurdunda garip, öz vatanında parya yapmak istediler. Yıllarca değerlerimizi aşağıladılar. Yıllarca inançlarımızı hor gördüler. Yıllar boyunca tercihlerimizi, seçimlerimizi, arzu, talep ve beklentilerimizi yok saydılar. Demokrasiyi kendileri için bir imtiyaz görüp, bizi çoban diyerek, köylü diyerek, hatta koyun diyerek, bidon kafalı diyerek, makarnacı, kömürcü diyerek edepsizce aşağılamak istediler. Şu anda da yaptıkları, yapmak istedikleri işte sadece budur. Sandık sonuçlarını azmedemeyenler, demokrasiyi işlerine sindiremeyenler, sokakları işgal ederek, yakarak, yıkarak, yağmalayarak, milleti tahkir ederek sonuç alabileceklerine inanıyorlar. Camilerimize, başörtülü hanımlara, dindarlara, tüm değerlerimize, tüm kutsallarımıza saldırarak akıllarınca bizi hizaya getirmek istiyorlar. Aralarına medyayı, sosyal medyayı, Avrupa'daki Türkiye hazımsızlarını alarak barbarlıkla, vandallıkla netice alabileceklerini zannedebiliyorlar. Hiç endişeniz olmasın. Türkiye eski Türkiye değil. Millet ülkesine, hükümetine, demokrasisine, geleceğine çok güçlü şekilde sahip çıkıyor. Milletimiz oldu bittilere, çirkinliklere, çirkefliklere artık geçit vermiyor. Sadece Türkiye'nin 81 vilayetinde değil, işte Almanya'daki gibi dünyanın her yerinde vatandaşlarımız, akrabalarımız, kardeşlerimiz demokrasiye yürekten sahip çıkıyor. Türkiye ekonomisiyle büyürken, dış politikasıyla dünyanın her yerinde hakkı ve haklıyı savunurken demokrasisini de en güçlü şekilde koruyor, geliştiriyor ve ileri standartlara kavuşturuyor. Siz sahip çıktığınız sürece biliniz ki demokrasiye hiç kimse el uzatamayacaktır. Siz sahip çıktığınız müddetçe hiç kimse Türkiye'ye zarar veremeyecektir. Siz gönülden dualar ettiğiniz müddetçe Türkiye üzerinde hiç kimse operasyon yapamayacaktır. Her birinizin gönül huzuru içinde ülkenizde gurur duymasını özellikle rica ediyorum. Vatanınızla gurur duyun. Bayrağımızla iftihar edin. Pasaportumuzla, mavi kartlarımızla mensubu olduğunuz milletle, ait olduğunuz ana vatanımızla gururlanın. Sizin desteğinizle, sizin hayır dualarınızla biz burada ekonomiyi büyütmeye, dünyada hakkı savunmaya, demokrasiyi yüceltmeye, kardeşliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın. 21. yüzyıl mutlaka ama mutlaka bir Türkiye yüzyılı olacaktır. Bu vesileyle özellikle Mısır'daki son gelişmeleri şöyle birkaç kelimeyle de olsa sizlerle paylaşmak istiyorum. İnanıyorum ki şu anda Düsseldorf'taki kardeşlerim de acaba ne oluyor? Sayın Başbakanımız bu konuda ne düşünüyor diye bir beklenti içerisinde olabilirsiniz. Burada kısa öz olarak 70 yıla yakın otokratik rejimle idare edilmiş bir Mısır'da bir yıl önce halkın iradesiyle ortaya çıkan bir idare vardı. Ve Mürsi yönetimi sandıkta halkın iradesiyle tecelli ederek
Cumhurbaşkanı olmuştu. Bir yıl tahammül edemediler. İçeriden ve dışarıdan. Ne yazık ki halkın genelinin takdirleriyle ortaya çıkmış olan bu Cumhurbaşkanı'na karşı hep birlikte yüklendiler. Dünya ekonomik ambargo uyguladı. Sadece Katar ve Türkiye bu süreçte Mısır'ın yanında yer aldı. Şunu unutmayalım. Biz darbelerle gelen yönetimlere eyvallah edemeyiz. Şunu unutmayın. Biz halkın iradesine saygı duymayanlara saygı duyamayız. Çünkü biz Türkiye'mizde bunun bedelini çok ödedik. Mısır'daki kardeşlerimizin de aynı bedeli ödemesini istemiyoruz. Bizim Mısır halkına karşı sevgimiz sonsuzdur, sınırsızdır. Şu andaki sorun darbe yönetimiyledir. Ve darbe yönetiminin yanında olanlar varsa şüphesiz ki bizim de onlarla demokrasi anlayışımızda farklılığımız olduğu çok açıktır. Bu noktada biz demokrasi anlayışımızı onların takdirleri istikametinde yönlendirmeye de mecbur değiliz. Kardeşlerim, ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken Mısır'daki gelişmelerin halkın iradesi istikametinde bir an önce gerçekleşmesi beklentimizdir. Muhabbetiniz, ahde vefanız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. UETD'ye bu güzel buluşmayı tertip ettiği için şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen arkadaşlarımı şu anda İstanbul'dan alkışlıyorum. Yarın gece ilk teravihini kılacağımız, ilk sahuruna uyanacağımız mübarek Ramazan-ı Şerif'in oradaki tüm kardeşlerimiz için, tüm Müslümanlar için, tüm insanlık için hayırlar getirmesini, bereket, rahmet ve mağfirete vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Dualarınızda bizleri lütfen unutmayın. Dualarınızda Mısır'da darbeye karşı onurlu bir mücadele veren kardeşlerinizi unutmayın. Dualarınızda dünyanın mazlum, mağdur, yoksul insanlarını unutmayın. Rabbim oruçlarınızı, ibadetlerinizi kabul etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. En kısa süre içinde yeniden kavuşmak, yeniden kucaklaşmak, hasret gidermek arzusuyla hepinizi Rabbime emanet ediyor. Almanya'daki, Avrupa'daki tüm kardeşlerimize, ailelerinize, dostlarınıza selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Müzik aç, müzik. Haydi Anadolu. Mitingin bittiğini. Evet. Değerli misafirler.
Değerli dostlar, bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. Çok acil, Elif Dilara 3,5 yaşında kahverengi saçlı ufak bir çocuk kaybolmuş. Nezaket Aktaş, İlham İçebi, Ertuğrul Köksal, Mustafa Alan görme özürlü 65 yaşında. Bunlar arka tarafa Özlem Karabaş gelsinler. Müziği bir kapatır mısınız bir dakika? Elif Dilara gören varsa 3,5 yaşında herkes etrafına dikkat etsin. Gören varsa bu sahne tarafına getirsin. Evet, Türkiye'den katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Başbakanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar Türkiye'den sözüm ona, 3 ağaç için 3 gün canlı yapanlara, canlı yayın yapanlara inat, bu alanı 10.000 kişi olarak duyurabilirler, inanmayın. En az 100.000 kişi yollarda ve bu alanda. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ve Ramazan'a giriyoruz salı günü. Allah oruçlarınızı makbul etsin. Dortmund'da, Avrupa'da bir ilki gerçekleştiren Festi Ramazan ekibi de burada. Onlara da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ayrıca bu etkinlikte geceyi gündüze katan, mesai harcayan Avrupa Türk Demokratlar Birliği UETD'ye, Almanya UETD'ye, Hollanda'ya, Belçika'ya, İsviçre'ye, Fransa'ya, Danimarka'ya, aklınızı alan her yere teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar, nur olun, pir olun, iri olun, diri olun, Allah'a emanet olun, sağ olun. Recep Erdoğan. Aynı yoldan geçmişiz biz.